Evet, ilişkilerle ilgili konuşuyorum. Bu dördüncü video. Burada flört aşamasından sonrasını konuşacağız. Eğer anlaştıysak, görüştük, birbirimizi beğendik, birçok huyumuz da birbirine uygun. Bu aşamada İlişki belki ciddiye doğru gitmeye başladı ya da arkadaşlık. Esasında daha en başından belki de evlilik isteyip istemediğimizi açıkça söyleyebiliriz. Yani şu anlamda ben hayatta evlenmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Ya da evliliğe nasıl yaklaşıyorsun dendiğinde ya da biz dediğimizde ben evet evliliğe olumsuz yaklaşmıyorum cevabını aldık mı? Yani olumlu ya da olumsuz net bir cevap aldık mı? Diyelim ki biz evlenmek istiyoruz ve ilişki devam ederse bu ilişkiyi oraya götürmek istiyoruz. En azından karşımızdaki bunu bilmeli. Daha önceki videolarda evlilik hazırlıklarından ve evlilik hayallerinden hemen konuşulmamalı demiştim. Bu söylediğim ondan farklı. Yani karşımızdakine hiçbir zaman evlenmeyeceğim ya da evlenmeye olumlu bakıyorsak, evet belki evlenmeyi düşünebilir diyebilmek. En azından karşımızdakine olmadık beklentilere sokmayız. Çünkü bazı insanlar hayatı boyunca evlenmek istemez. Bazıları da belki aradığım insanla karşılaşırsa evlenirim der. Bunu en baştan bilmek önemli. Fakat flört aşamasından sonra o kişiyle evlenemeyeceğimizi ancak anlayabiliriz. Yani bu da en az 3 ay sürer. Hani şöyle diyelim mesela evlilikten ne zaman bahsetmek lazım ve karşımızdakiyle gerçekten anlaşıyorsak ve o kişi olduğuna inanıyorsak hani bunu ne zaman dile getirmek lazım? 3 ay sonra en kısa. Zaten karşımızdaki de buna meyilli ise zaman zaman bu gündeme gelecektir. Belki de siz evlenmeye ters bakmıyordunuz ama çok sıcak da değiliz. Fakat o kişiyle öyle anlaştınız ki evet evlensek iyi olur dediniz. Değil mi? Bunları da açıkça söylemek lazım. Fakat dediğim gibi bunları açık açık konuşup bu hayalleri yapmanın zamanı en az 3 ay sonra. Ki hani 4. ay diyebiliriz esasında. Peki ne zaman evlenmeli sorusu akla gelebilir. Bence kişiden kişiye değişir. Bazıları 9 ay sonra da evlenebilir. Bazıları 6 ay sonra da evlenebilir. Bazıları 5 yıl sonra da evlenebilir. Bence bu kişiye göre değişir. Biraz da beklentilerle ilgilidir. Karşılıklı beklentilerin uyup uymamasıyla da ilgilidir. Fakat esasında hani bir kişiyi tanımak en az 9 ay sürer. Gerçek anlamda tanımak 9 ay. Belki 3 yıl sonra yine size farklı bir özelliğini gösterecektir ama anlaşıp anlaşamadığınızı hani bir evde birlikte yaşarsanız ne kadar uyumlu olup olmayacağınızı, zevklerinizin, huylarınızın ne kadar birbirine uyup uymayacağını anlamak yani 9 ay sürer en az. Belki de bu fırsatı vermek lazım eğer gerçekten güzel bir beraberlik ve evlilik düşünüyorsak çünkü sonuçta aynı eve çıkacaksınız ve o insanla senelerce aynı evde yaşayacaksınız. Dolayısıyla biraz zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Yine de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.